Yani küçücük bir bahsedeyim. Bu ne demektir? Şimdi z eşittir x artı şey a artı ib olsun yine. Fakat bunu anlamak için şunu bilmek lazım Nezirincim. Merkezi sıfıra sıfır olan bir çemberi, tamam mı? Bir çemberin denklemi var. Yani bu çemberin bir denklemi var. Niye öyle oldu? Ha, tamam. Bu çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r kare. Aslında bu geometrinin son konusu ama çok garip bir konu sıralaması var. Biz diyeceğiz ki merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı r olan çemberin denklemi budur. Merkezi atıyorum 2'ye 2 olan yarıçapı 5 birim olan çemberin denklemi nedir diye sorarsa x eksi 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 5'in karesi. Hocam buraya bakınca bu nasıl anlaşılıyor diye sorma. Aslında bir karmaşık sayının uzunluğu ne demektir? Bunun karesi demektir, değil mi? Bunun karekökü, uzunluk dediğim şey bunun karekökü küçükmüş 4'ten. Bak her iki tarafın karesini alınca ne olacak? A kare artı B kare küçük eşittir 16. Aslında bu merkezi şöyle yapalım. Bu ifade ne demek? Yani şu ne demektir? Onu anlatacağım. Şöyle. Bu merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı 4 birim olan çember demektir. Yani şunun gösterdiği şey buymuş. Bu ise bak bunu da birazdan göstereceğiz. Ben buraya A artı İB dedim ya. A artı İB. Bak şimdi bunu düzenlediğim zaman ne olur? A eksi 6 artı İ parantezinde B eksi 8. B artı yok B eksi 8. Şurayı 8. Ya da sileyim ya dur. Şimdi burada B eksi 8'in mutlak değeri eşittir R demektir. Bu ise merkezi 6'ya 8 olan yarıçapı R birim olan çember. Bak merkezi 6'ya 8 olan yarıçapı R birim olan bir çember. Şimdi R böyle de olabilir, böyle de olabilir. Buradaki mevzu şu. Bununla, yani şu daha doğrusu şununla ikisi arasındaki minimum uzaklığı ya da maksimum uzaklığı bulacağız. Bak şimdi burada 6, 8, 10 üçgeni var gördüğün gibi. 6, 8, 6, 10. Burası 4 ise burası ne olur? 6. Eğer buraya maksimum değil de minimum deseydi biz bunu 6 diyecektik. Maksimum da şu. Bu noktanın bu çembere en uzak uzaklığı ne olabilir? Şurası olabilir, değil mi? Bak. Ya şurası kaç yaptı? 10. Burası kaç yaptı? 4. Maksimum sorarsa 14. Dediğim gibi ben bu konu anlatımına hiç girmedim. Böyle küçük bir giriş yaptım birazdan göreceğiz diye. Yalnızca sen bu konuyu bir kez daha önce gördüğün için bir hatırlatma gibi düşün.